الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله وما توفيقي الا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم منفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor. Kazo Yaz Hazretleri bu ayet kerimeyi aldı. Dersimiz bu ayet kerimeye geldi. Salavat ayetine. İleride yine salavat bahsi gelecek. Allah Teala buyurdu ki: "İnne Allah ve Şu beş Allah Celle Celaluhu ve melekleri yusallune salat ediyorlar fez yağdırıyorlar, rahmet indiriyorlar. Evet. Alel Nebi o ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem üzerine. Ya eyellezina amenu ey iman etmiş kullar peki Allah ve melekleri muhtaç olmadıkları halde salavat okuyorlar. Peki siz muhtaç olduğunuz halde onun şefaatine ne duruyorsunuz? Sallu aleyh siz de ona salat edin ve sellimu selam edin teslima. Çokça selam vermek suretiyle evet yani ne okuyun? Salavat okuyun. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Çok selam verin. O selam verin nerede oluyor? Ne zaman selam veriyoruz ona? Tehiyyatta, teşebbütte, Esselamu aleyke, Eyyühen nebiyyü, rahmetullahi ve berekatuhu. Bunu tabi teşebbütte okuyoruz ama çokça selam verin diyor. Arifan dergisinde şimdi yeni çıktı bu sayı. Bir iki gün evvel oldu çıktı. Onda var. Selam isminde. Allah'ımızın isimlerinden selam ismine geldik. Bu bu ay. Sırayla her ay bir isim yazıyor. O selam isminde var. Selamun aleyke eyyühe nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yani esselamu aleyke diye dedense olur ama Buradaki lafızlarda selamun aleyke gördüm kitaplarda. Yüz defa günde okusa insan diyor. Hiç ölüm acısını duymadan ölür de öldüğünü bilmez. Her gün yüz kere okuyabilse ölüm çok zordur. Çok acı var. Çetinlik var, şiddet var. Kitaplarda gördüğümüz rivayetler bizi korkutuyor yani. Çok ürkütüyor ölmekten. Ama günde yüz kere selamun aleyke ve nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu zikrini okusa Resulullah'a selam verse sallallahu aleyhi ve sellem ölür de öldüğünü bilmez diyor. Onun için ona devam etmek lazım. Marifanın son tarafından alın bakın çok ilimler var. Bu ismi şeriflerle ilgili. Tabi selam ismi aynı zamanda selametten gelir. Hastaya şifa 136 kere olabilir. Ona da bakın oraya tam rakamını bilmiyorum ağır bir hastanın elini başın üzerine koyarsa ama kadınsa, yabancı kadınsa direkt başına, derisine değmemek lazım. Mahreminse kızındır, anandır, o başka. Öbür türlü o vakitte örtüsünün üstünden olabilir ama selam isminde 136 kere sesli okuyacak. Ya selam, ya selam, ya selam. Hasta da duyacak. Komada olsa Allah'ın izniyle ayılır yani. Çok kuvvetli bir tesiri var. Hemen terleme gelir terlemeyle açılır. Bunları yazdık. Neler yazıyoruz size? Neler yazıyoruz da siz çarenize bakmıyorsunuz. Aramıyorsunuz. Gidiyorsunuz cinci hocalara. Diyorum size büyüden, cinden, hastalıkla hepsini yazıyorum size. Bunlara amel edin, ümidinizi kesmeyin, itikat edin. Kurtulacaksınız diyorum size. Demiyor muyum? Her hafta söylüyorum. Aa bak dün geçen gün götürmüşler çocuğu cinli diye. Hoca da boğdu onu öldürdü. Haberlerde dün anlatıyor. Artık boğdu mu boğmadı mı mesele meydana çıkacak ama anası babası diyor ki kolu kırılmış, bir adam bir koluna bastırmış, bir adam bir güya cini çıkartacaklar diye canlı çıkartmışlar. E yani şimdi bunlar cahil adamlar, 365 milyon da para alıyor. Yani çocuğunu öldürmek için 360 milyon lira da para vereceksin diyor. Yani koymuşlar içeri dışarıdan çocuk bağırıyor bağırıyor diyor. Ya odayı açtıramıyor. Ne diyor? Hasta okunuyor, içeri giremezsiniz. Lan ne hastası okunuyor? Kırdınız her tarafını mesela. Sonra Cinci Hoca. Ne hocası ya? Saatte gel ne hocası. Bunların ne ilmi var? Kur'an'ı yüzünden okuyamazlar ya. Hep işte devamlı söylüyoruz. Allah şifa indirdi. Esma-i Hüsna, Allah'ın isimlerinden dua edin. Salavatlar, bu kadar salavat risaleleri belalara kalkması için hepsini yazıyoruz. E millet işte böyle yine bir arkadaş tavsiye etti. Yok şu şöyle bu böyle olmaz. Onun için selam-ı ismi şerifi Özellikle bu dersin Arif Hanım bu sayısında sonunda biraz daha söylerim size. Işte. Olanlar hakkında. Şimdi bu ad-i kerimede ne buyuruldu? Ebanallahu Teala. allah Teala açıklamış oldu. Ebane yani beyan etti, izhar etti. Neyi? Fazle nebiyyihi sallallahu teala aleyhi ve selleme peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem üstünlüğünü neyle beyan etti? Bir salati aleyh kendisinin ona salat okumasıyla. Yani rahmet yağdırmasıyla. Şimdi burada ne vardır? Onun bütün büyük üstünlüğünü beyan vardır. Çünkü Allahu Teala ile müşterek olduğumuz tek amel nedir? Allah Teala namaz kılar mı? Oruç tutar mı? Abdest alır mı? Hacca gider mi? Ama salavat okur mu? Okur. Allah ile kullar arasında müşterek olan tek amel nedir? Allah diyor ben peygamberime salat okuyorum siz de salat okuyun. Allah. Tabi Allah'ın okuduğu rahmet okumak. Bizim okuduğumuz Ya Rabbi sen ona feyizler, dereceler ihsan et manasında duadır. Ona yapılan duada mutlaka bize dönüp de on misliyle yeniden kazanıyoruz. Bizi kazandırıyor Mevla. Sümme sonra bir salat meleketi. Meleklerinin de ona salat okuduğunu Mevla bildiriyor. Bütün meleklerin seferber olduklarını haber veriyor. Ve emera ibadehu ondan sonra da mümin kullarına emrediyor. Biz salati ve teslim aleyh ona çok salat selam okumalarını da mümin kullarına emrediyor. E hiçbir peygambere böyle bir ayet var mı? Dünya kuruldu kurulara bu kadar peygamber geldi geçti. Hiçbir peygambere ümmetine salavat okuyun diye emredilmedi. Allah'ın salat okuduğu bildirilmedi. Meleklere salavat okumaları emredilmedi. Bu ne kadar büyük bir peygamberdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah haftaya Abdi İpekçi'de buluşacağız inşallah. Bana bak yağmur çamur ben anlamam ha. Geleceksiniz Allah'ın izniyle. Kadın erkek çoluk çocuk toparlanalım. Efendim dosta düşmana karşı ehli sünnet dışı akımlara karşı rezil olmayalım. Resulullah Efendimiz'in hatırasına toplanılacak. Onun bütün faziletlerinden kesitler sunacağım. Kısım 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 başlık 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 başlık. Anladınız mı? İnşallah. Bana dua edin ben muvaffak olayım. Sesim biraz açıldı hafif. Allah nasip etti. Çok konuşamıyordum biliyorsunuz iki hafta evvel. Konuşamıyordum. Şimdi inşallah son ömreye gitmeden orada Resulullah Efendimiz'in anısına onun şanını şerefini düşürtmek isteyenlere karşı toplanıyoruz biz. Burada büyük bir dava var. Onu anlayan anlar. Tamam mı? Onun cesareti, onun şecaati, onun merhameti, onun ahlakı, onun sadakati, onun sözde durması falan filan. Güzel böyle başlık başlık. İşte bir buçuk saat sohbet saat, saat bir buçukta orada olalım inşallah. Ben de geleceğim. Zaten şey yok. Öyle ilahi milahi çok bir şey yok. Kur'an-ı Kerimler okunacak. Çok güzel hafızlar geliyor. Arabistan'dan da falan. Güzel Kur'an tilavetleri, ziyafetleri olacak inşallah. Hepinizi bekliyoruz. Milleti de haberdar edin. Her gece alın, getirin inşallah. Ondan sonra da tabii hafta biz Umre'ye gitmiş oluyoruz herhalde. 18'inde Cuma oluyor. Pazar şifanın 15 sonraki dersine kavuşmuyor. Değil mi? He, hiç sormuyorsunuz hoca biz daha ne zaman geleceksin şifaya diye. Ondan sonra bıraktık gittik. Onun şeyini yazın bana bildirin. Gününü. 11 Temmuz pazar mıdır? Bursa'ya söz verdim onu. Bakın onu 11'i. Ondan sonraki hafta Bursa'ya pazara söz verdim çünkü. Pazar. On sonra ne eder pazar bir daha? He? 18 Temmuz mu eder? İnşallah 18 Temmuz hem de e, Recep ayı bitti. Şaban ayına mı giriliyor acaba? Oo Resulullah'ın ayı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şaban benim ayımdır buyurdu. Tam ayındadır. Yalnız onu da bir Şaban'ın şeyidir istişare edelim onu. Arkadaşlar baksınlar çünkü ben Yemen'e gideceğim. Yemen'de büyük bir şey var. Hud Aleyhisselam'da ulema toplantısı var. Şaban'ın başında oluyor. On yirmi bin tane alim toplanıyor bütün Yemen'de. E ona çatar bu sefer. Şimdi bana doğru bir bilgi versinler. Ben size ilan edeyim. Tersiş olmayalım. Yapmayalım. Ben sözüme çok şeyimdir. Sözüme sadığımdı. Sed yelen olsa sözüme gelirim. Onun için yanlış iş yapmayalım. Eğer Yemen'de de oluyorsak Yemen Yemen'deyiz. Yemen'deyiz. On sonraki hafta geliyormuş. muyuz? Ya e, bakın ama insanlara şimdi biz haber vermemiz lazım. Ben e, bir daha Şifa Şerif'in gününü adını koyalım. Hem de Şaban ayında Şifa Şerif olmadan olmaz. Resulullah'ın ayındır sallallahu aleyhi ve sellem. En azından bir ders rastlasın. Sonra Ramazan Şerif geliyor. Bilmiyorum Ramazan Şerif'te siz tatil istersiniz şimdi. Değil mi? E oruçluyuz dersiniz. He? Yok o kadar uzun sürmez. yeni günler uzun ya. İftara zaten bir buçuk saat kala bitiyor bizim şu anda dersimiz. İdare ederiz sizi. Ramazan'da diyorsanız geliriz. Ya, nasip bakalım inşallah. İnşallah. Şimdi fakat hakya Ebu Bekir İbni Furak Ebu Bekir İbni Furak Hazretleri şöyle buyurdu. Bu İmam Allame, mübarek zat Ehl-i Sünnet Akaidinin ilmi kelamcılarının şeyhi sene 406'da vefat etmiş. Bu mübarek zat Bu niye burada? Eksiklik var burada. Burada şöyle bir şey söylüyor. Burada eksiklik vardı bakalım. Bizim size bastığımız kitapta Osmanlıcasındaki durum nedir? Ayet-i bittiği zaman arada başka bir izahat var. Bak burada yok o eksiklik. Bu Arapça baskıda eksiklik var. Şimdi salatın manalarını veriyor. Salat ne demek? Bu arada onun beyanı vardır. Fassalatu Salat minel melaketi Melekler tarafından olursa ve minna bir de bizim tarafımızdan yapılan salatlar lehu resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne manaya gelir duaun dua manasına gelir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a daha yakın olması için derecesinin ali olması için Allah katında kıymetinin yücelmesi için Evet. Burada bir farklılık var ama şimdi ileri geri olmuş. Bizim yaptığımız salat Allahu ey Allah salli salat et. Ne demek? Rahmet et, feyiz yağdır, bereket indir, derecesini yüksel demek. Melekler yine efendimize salat okurlarsa ne demek? Ya Rabbi onun makamını yükselt diye duadır. Ve minallahi azze ve cel Allah tarafından olursa ne demek? Rahmetün rahmettir. Allah salat ediyor ne demek? Habibine acıyor. Ama acıdığı zaman bizim gibi acımıyor. Çünkü biz, bizi acıdı mı bizim günahlarımız affediyor. Ama onun günahı affedilecek bir durumu yok. Zaten peşin af olmuş. Bir de günah da yok. Onun için ona yaptığı rahmet onun derecesini diğer peygamberlere karşı yükseltmesi ve ona şefaat makamını ihsan etmesi, işte ahirette üstün dereceler vermesi. Ezan duasında ne diyoruz? Atiseyi dene denil vesilete Vel fazilete ve Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ver. Vesile ne demek? Aracılık makamıdır. Kullarla Allah arasında ilk aracı kim olacak? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberler canının derdine düşecek. Nefsi, nefsi beni kurtar ya Rabbi ben başkasını istemiyorum dediği vakitte. Allah ile kullar arasında köprüyü Resulullah kuracak. Sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberler birbirine havale edecek. Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam. Ben bu makamın ehli değilim. Şefaatı ben açamam, ben başlatamam. Hepsinin şefaat hakkı var ama aracılık yapıp da kapıyı açma işi. Makam Mahmud. Yüksek makam. O makam Resulullah'a mahsustur sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de ne yapıyoruz? Her ezandan sonra dua diyoruz. Ya Rabbi Efendimiz'e vesile ver. Yani o aracılığı yaptır fazilet ver ve üstün derece ver. Ve makam makamı Mahmud denledi vaatte. Ona söz verdiğin Mahmud makam Mahmud'a onu ulaştır. Yani şefaat makamı. İşte bu bizim Allah'ın yaptığı salat ne?